Başarılı Türk gençlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Augsburg'da önceki gün akşam düzenlenen bir programda geçen yıl en yüksek dereceyle abitur alan 4 Türk genci onore edildi. Soykaus binasında gerçekleştirilen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda konuşma yapan Augsburg Belediyesi Eğitim Danışmanı Hermann Köhler, şimdi her biri farklı bir üniversitede yüksek eğitim alan öğrencileri tebrik etti. Ich persönlich und ganz Augsburg ist stolz auf den Erfolg dieser vier jungen Menschen. Program esnasında bir konuşma yapan TÜDA Başkanı Hekim Arif Sezer, medyada göçmen çocukları hakkında çıkan haberlere değindi. Biz Almanya'da bütün olumsuz koşullara rağmen üniversite okuduk, bu yerlere geldik, çok sıkıntı çektik. Bizden sonra gelen kuşağın bu sıkıntıları çekmesini istemiyoruz. Biz onun için bir araya geldik. Yani bizim demek ki yapmak istediğimiz, diyoruz ki genç kuşakları burada gösterip bu kuşaklara destek olmak, bu insanlara yoldaşlık etmek, önlerini açmak. Başarılı mezunlar zaman aracılığıyla öğrencilere başarının sırrını anlattı. Hamburg Üniversitesi'nde diş doktorluğu eğitimi alan Merve Kılıç, okul hayatında başarı merdivenlerini teker teker çıktığını söyledi. Başarının sırrı ilk önce hedeflerini hep yüksek tutmalarıdır. Yani abitur yaparken abituru değil de ne okuyacağını düşünmeliler üniversitede. Üniversite hayatında nerede nasıl çalışmak istediklerini düşünmeliler. Yani hep bir adım önde düşünürlerse, planlarlarsa ona göre daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Augsburg Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuyan Zarife Şimşek de başarısının sırrını çalışmak ve kendini derslere vermek olduğunu ifade etti. Okula başladıktan sonra hani kötü notlar getirsem bile hiç bırakmamak ve yani her şeyi vermek son gücüne kadar, evet, ve kendine güven de çok önemli. Kendine güvenmek zorundasın. Annesi Kifayet Şimşek ise kızına ilkokul yıllarından itibaren düzenli ders çalışmayı öğrettiğini, Almancası olmadığı halde birlikte ders çalıştıklarını anlattı. Çocuğuma destek oldum. İlkokul yıllarından bu yana ona düzenli çalışmayı öğrettim herhalde. Hiçbir yerden yardım almadan kendi başarısıyla yaptı. Çünkü benim Almancam hiç yok. Onunla beraber yeri geliyor okuma yaptım. Yeri geliyor onunla beraber sorular sordum Almanca olarak benim anlamadığım halde. Augsburg Üniversitesi'nde hukuk okuyan Canan Çelik başta 1,9 ortalamayla diplomasını aldığını belirtti ve anne babasının desteğinin önemine vurgu yaptı. Hedefimi hep gözümün önünde bulundurdum. Hedefim abituru almaktı ve annem ve babam sağ olsun onların sayelerinde de bu hedefime kolayca ulaşabildim. Münih Teknik Üniversitesi'nde kimya okuyan Enes Çalışkan da velisinin yanında okuldaki öğretmenlerinin de desteğinin önemine dikkat çekti. Kimya öğretmenimden çok destek gördüm ve böyle öğretmenler aslında çocuklarla konuşmaları lazım. Onların hangi derslerde iyi olduğunu görüp ve onları gelecekleri için tavsiyeleri olmasını söylerim yani.